Teknoloji mimarlığı çok kolaylaştırdı. Bilgisayarlarla birlikte proje üretim süreci çok hızlandı. Henüz yerinde bile olmayan binaları 3 boyutlu şekilde görmeye başladık. Hatta yetmedi, içinde VR gözlüklerle birlikte gezmeye başladık. Sonra yapay zeka devreye girdi ve bizim yapmamız gereken bazı hesaplamaları bizim yerimize yapmaya başladı. Bizim çözmemiz gereken sorunları bizim yerimize onlarca çözüm üretti ve artık bizim yerimize proje çizmeye başladı desem ne derdiniz? Bu durum mimarlığın sonunu mu getiriyor gibi bir soru akıllara ister istemez gelmeye başladı. Yapay zeka o kadar akıllandı ki mimarlara ihtiyaç olmadan mimari tasarım yapılabilir mi sorusu ister istemez akıllara geliyor. Hadi gelin yapay zeka mimarisini konuşalım. Teknoloji mimarlığın içine o kadar girdi ki elle çizilen metrelerce paftalar yerine artık bilgisayar destekli çizim programları girdi. Yani önceden elle çizim yapılırken sonra en popüleri AutoCAD olan bilgisayar destekli çizim programları hayatımıza girdi. Bu yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü perspektifler, ortografik görüntüler, plan boyamaları vesaireler hala elle ya da AutoCAD'de 2 boyutlu çizim olarak yapılıyordu. Bunların yerine artık modelleme programları aldı. Hatta o modelleme programları da yetmemeye başladı ki VR gözlükle içinde gezme ihtiyacı doğmaya başladı. Bu bahsettiğim süreç projecilik süreci. Teknolojinin gelişimi projecilik sürecini de evrimleştirdi. Tıpkı evrimde olduğu gibi çok kullanılanlar gelişti, az kullanılanlar köreldi. Yani artık çizim programları çok popüler hale gelmeye başladı. Maket yapımları azaldı. Hatta o kadar gelişti ki onlar da kendi içinde ayrıldı. Görselleştirme uzmanı olanlar ayrı, uygulama projesinde uzman olanlar ayrı olmak üzere ikiye ayrılmış oldu. Az önce de belirttiğim gibi maket yapımı giderek azaldı. Teknolojinin projeciliğe olan etkisi. Teknoloji mimaride sadece projeciliği değil, malzeme türü ve dayanımını da değiştirdi. Malzeme türü ve dayanımı mimari tasarımda en önemli unsurlardan biri. Şöyle bir örnek vermek gerekirse kemerler, tonozlar, kubbeler yapıldıkları dönemde bir teknolojik gereklilikti. İbadet edilen alanın kolonsuz, taşıyıcısız o kadar geniş açıklıkta geçilmesi için bir gereklilikti kubbe. Kubbe dışında başka bir şeyle yapamazdınız bunu o dönemki teknolojiyle. Günümüzde ise tercih olarak yapılıyor. Yani etrafınızda gördüğünüz camilerin birçoğu klasik Sinan Camii dediğimiz Mimar Sinan'ın ürettiği bir tarzın taklidi, kopyası. Mimar Sinan o dönemin teknolojik gerekliliklerini zekasıyla tam verimli bir şekilde birleştirip bir tarz yarattı. Ama günümüzde bu bir gereklilik değil, bir tercih olarak kullanılıyor artık. Teknolojik olarak hiçbir zorunluluğumuz olmamasına rağmen, yani o açıklıkları geçebileceğimiz farklı teknolojilere artık sahip olmamıza rağmen kubbe hala tercih ediliyor ve böylece cami mimarisi deyince aklımıza ilk gelen unsurlardan biri kubbe olmuş oluyor. Yani zorunluluktan tercihe döndü. Bu gelişimi de teknolojiye yazabiliriz. Tasarım yaparken gerekli olan bir unsur artık tercihe dönmüş durumda. Bu tercihin doğruluğu, yanlışlığı çokça tartışılan bir konu. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Çağımızın gerekliliklerine uygun bir tasarım yapmayıp eskiyi taklit edince bulunduğumuz çağ hakkında yanlış bir fikir vermiş oluyoruz. İleride bizim medeniyetimizi araştırmak isteyenler için büyük bir sürpriz bırakmış oluyoruz aslında olumsuz anlamda. Modern cami örneği adına da Emre Arolat'ın Sancaklar Camii'ne bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Yani teknoloji öyle bir noktaya getirdi ki bizi çölün ortasına yeni şehirler kurabiliyoruz, metrelerce yükseklikte gökdelenler dikebiliyoruz. Hatta yetmiyor. Kilometrelerce uzunluğunda çizgi şeklinde cepheleri aynayla kaplı şehir kurmayı bile hayal edebiliyoruz artık. Tüm bunların konumuzla ne alakası var derseniz hemen açıklayayım. Yapay zekanın üretken tasarımla birlikte sadece gerekliliklere göre değil, tarza göre de bir ürün çıkarmasını isteyebiliriz. Tıpkı Midjourney örneğinde olduğu gibi. Midjourney daha önce duyanlarınız vardır. Yapay zekanın yaptığı görselleştirmeler. Siz anahtar kelimeleri veriyorsunuz ve o da sizin yerinize görselleştiriyor. Yaptığımız tarif sonrası bize birden fazla seçenek sunuyor. Peki ya Frank Gehry stili üretmeni istiyorum ya da Zaha Hadid stili üretmeni istiyorum dediğinizde o stillerde görseller sunsa? Bunu mimari projeler açısından hayal ettiğimizde bir cami tasarlarken klasik stil cami dediğimizde kubbeli, kemerli bir çözüm, modern stil istiyorum dediğinizde de Emre Arolat'ın Sancaklar Camii gibi modern çizgilere sahip bir çözüm sunsa nasıl olurdu sizce? Henüz gelişim aşamasında ama bu hali bile çok etkileyici. Yapay zeka ile görselleştirme konusunda son dönemin en popüleri Midjourney olduğu için ondan örnek verdik. Yoksa Imagen, DALL-E gibi çeşitli alternatif yapay zeka görsel üreten seçenekler de mevcut. Şu ana kadar bahsettiğim teknolojik gelişmeler mimarlığı ileri iten gelişmeler. Ama yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki yapay zeka mimarlığı bitirecek mi konusuna bakmadan önce yapay zeka mimarlığı nasıl etkiliyor önce onu bir irdeleyelim. Yapay zeka her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bizim için yeterince iyi mi? Yapay zekanın gelişmesi gerçekten bizim işimizi kolaylaştıracak mı? Bize daha iyi bir gelecek sağlayacak mı? Tıp, otomobil, üretim gibi sektörlerde yapay zekanın nasıl olumlu katkılar sunduğuna hepimiz aşinayızdır. Peki ya mimarlık? Yapay zekadan bahsedip üretken tasarım ve makine öğreniminden bahsetmemek olmaz. Makine öğrenimi mimari ve tasarım bağlamında tasarımlarımızın daha hızlı ve daha az maliyetle hesaplanması konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip. Ama şu an konumuz Generative Design, yani üretken tasarım. Üretken tasarımı bir örnekle açıklayacağım, daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. NASA, uydu antenleri konusunda nasıl bir tasarım yapmalıyız sorusunun cevabını arıyordu. Çünkü tasarım hatasından ya da tercihinden kaynaklı oluşacak her bir fazla kilogram milyonlarca dolarla ölçülüyor. Bu projenin lideri olan Jason Lohn, son tasarıma karar vermeden önce milyonlarca potansiyel anten tasarımını inceledi. Bu kadar potansiyel tasarım yapmak, bunu kriterlere göre elemek haftalar, aylar, hatta yıllar sürerdi. Çünkü NASA proje lideri Jason bunu bir yazılım kullanarak çok kısa bir sürede halletti. Jason şöyle ifade ediyor: Darwin'in en uygun olan hayatta kalır modelini esas alarak iyi olan tasarımlar yukarıda kalır, kötü olan tasarımlar aşağıda kalır prensibini gözeterek bilgisayar programına ideal antenin nasıl olması gerektiğini anlatıyorlar ve bilgisayar da o ideal kriterlere göre bütün potansiyel tasarımlar arasından eleme yapıyor. Bazılarını yukarıda tutuyor, bazılarını aşağıda tutuyor. Sonunda da görev için istenen bir sonuçla karşı karşıya kalıyorlar. Ve hatta bunu şöyle ifade ediyor: normal tasarım süreçlerini göz önünde bulundurduğunda asla akıllarına gelmeyecek bir tasarıma karar verdiklerini söylüyor. Böylece normalde ayırmaları gereken zaman ve paradan %90 verimli bir şekilde bu işi tamamlamış oldular. Bu örnekte gördüğümüz gibi aslında yapay zeka, makine öğrenimi, üretken tasarım, bilgisayar ne dersek, yazılım ne dersek adına ne söylersek söyleyelim, tasarım alternatifini arttırmak için varlar. Bizim etüt yapıp, proje çalışıp, araştırma yapıp, örnekleri ortaya koyup ortaya çıkaracağımız şeyler elbette ki sınırlı. Biz insan olarak bütün olasılıkları düşünemeyiz ama bilgisayar bizim yerimize bütün olasılıkları düşünüp bizim belirlediğimiz kriterlere göre bize çeşitli alternatifler sunabilir. Biz de bunlardan birini seçebiliriz, ilham alabiliriz, değerlendirebiliriz. Bir nevi sanat küratörlerinin galerilerinde sergilenecek eserleri seçiyormuşçasına bize yapay zekanın sunduğu tasarımlar arasından evet bu tasarım benim istediğim gibi ya da benim istediğime en yakın olanı bu. Bunu alıp şu şekilde değiştirirsem tam istediğim şeye ulaşmış olabilirim gibi bir değerlendirme yapabilecek konuma geliyoruz aslında. Üretken tasarım konusunda önde gelen birçok firmayı sayabiliriz. Finch, Rayon, Google AI, Dell ve Nvidia, Autodesk gibi birçok büyük firma üretken tasarım konusunda yatırım yapıyor. Hatta öne çıkan başka yatırımlar olursa da hemen satın alıp bünyelerine katıyorlar. Tıpkı Space Maker'ın ünlenip öne çıktığında Autodesk'in Space Maker'ı satın alması gibi düşünebiliriz. Bir firma üretken tasarımı kullanarak mimar olmadan konut tasarımınızı yapabilirsiniz gibi bir iddia ile ortaya çıktı. High Arc isimli bir firma bir mimar olmadan size istediğiniz evi verebiliriz mottosuyla bir uygulama geliştirdiler. Yani bu konuda şunu düşünüyorum: evet bu yapılabilir bir şey ama şimdilik, hatta uzun bir süre sadece konut mimarisiyle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Çünkü otel, hastane, okul gibi karmaşık çözüm gerektiren şeylere gelmesi biraz daha uzun sürecektir diye düşünüyorum. Ama bu ileride asla mümkün olmaz anlamına da gelmiyor. Tabii ki de bir şekilde bunu geliştireceklerdir. Yani üretken tasarım konusunu toparlamak gerekirse olay tamamen şu: biz kriterleri belirliyoruz. Diyoruz ki kıymetli cephe burası, manzara bu tarafta, çekirdekler 30 metrede bir olacak ya da ıslak hacimler 30 metrede bir olacak. Salonun metrekaresi şu aralıkta olabilir ya da yatak odasının metrekaresi ya da şu hacmin, şu mahalin metrekaresi şu aralıkta olmalı gibi birçok kriteri belirliyoruz ve bu kriterlere göre bize olabilecek bütün olasılıkları göster diyoruz. Bilgisayar da bizim aklımıza gelmeyecek onlarca, yüzlerce, hatta binlerce, on binlerce tasarımı yapıp, etütü yapıp, çözümü yapıp bizim önümüze sunuyor. Biz de aralarından en uygun gördüğümüzü tercih ediyoruz. Olay şimdilik tamamen bundan ibaret. Hatta Autodesk direktörünün belirttiğine göre üretken tasarım şimdilik ilham verme ya da başlangıç gibi konularda etkili. Bir projeyi başından alıp sonuna getirebilecek seviyede değil. Ama bu ileride olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani alanın geometrisi ve verimli kullanımı, yapı malzemesi miktarları, rüzgar yükleri, taşıma kapasitesi, yaya trafiği yani sirkülasyon alanları ve benzeri gibi birçok bizim başında etüt ederek deneme yanılmayla çözebileceğimiz, analiz edebileceğimiz birçok şey bizim yerimize yapmış oluyorlar. Ve o etüt yükünden bizi kurtarıyorlar aslında. Bunu da son bir örnek üzerinden konuşarak bitirmek istiyorum. Otopark çözmek çok sıkıcı bir iş olabiliyor bazen. Bakın burada bize nasıl bir kolaylık sağlıyor birlikte inceleyelim. Gördüğümüz gibi bir çalışma alanı var ekranda ve sağ tarafta parametreleri belirleyebileceğimiz veri barları var. Yapının altında otopark alanını işaretliyor ve otoparkı direkt çözüyor. Sonrasında bu park alanına bir giriş kenarı belirliyor. Onu işaretliyor ve bakın oralar park alanı olmaktan çıktı. Daha sonra park edilemez bir alan belirliyor. Yani bu trafo olabilir, yeşil alan olabilir, başka bir şey olabilir. Bilgisayar o verilen yeni koşula göre hemen yeni bir tasarım üretiyor. Parametrelerle oynandığında tasarımın da anında nasıl değiştiğine bakın. Benim bu konudaki endişem şu, konutla başlayan, mimara ihtiyaç duymayan tasarım anlayışının konut dışı alanlara da yayılması. Mimarlığın tıpkı hat sanatı gibi ya da bakırcılık gibi yok olmayı yüz tutmuş meslekler olarak haberlere çıkmasını görmek beni çok üzer açıkçası. Belki haberlere de çıkarız. Son kalan mimarlar yapay zekaya direniyor diye haberlerde de görebiliriz kendimizi belki. Bir diğer endişem de şu, az önce de bahsettik. Tıpkı sanat küratörlerinin sanat eserini seçmesi gibi yapay zekanın bize sunduğu tasarım alternatiflerinden birini seçeceğiz gibi bir noktadan yaklaştık. Bundaki endişem de şu, kötü sanat küratörlerinin kötü seçimleri olabileceği gibi bizde de kötü tercihler, kötü seçimler olabilir. Bundan da daha kötüsü mimar olan bir küratörün, yapay zekanın sunduğu alternatifler arasından seçecek olan kişinin yerine işverenin veya ben mimar yerine seçerim deyip kendisinin seçim yapması. Yani günü kurtarmak adına estetik olmayan, kısa ömürlü olanı tercih ederse sonuçta ortaya çıkacak kötü yapılar, kötü evler, kötü binalar ve kötü bir kentle her şey daha da kötüye gidecektir. Ve hızlı bir şekilde kötüye gidecektir. Şimdi en azından bir projecilik süreci var. O yavaş bir, ortaya çıkan ürünler çok iyi demiyorum şu an ama en azından yavaş bir süreçte ortaya çıkıyor. Bu sefer her şey daha da hızlı bir şekilde kötüleşmeye başlayacak. Ancak bu endişelerime rağmen sahip olduğum düşünce şu. Bilgisayarlar bizi oyun dışına itmeyecek. Bizi süreç dışı etmeyecek. Sadece bir şeyleri yapmamıza yardımcı olacak. Yani bir şeyleri daha hızlı ve daha kolay yapmamız konusunda bize yardımcı olacaklar. Yani daha fiziksel, daha manuel, daha sıkıcı şeyleri yapmaktan kurtulacağız. Örneğin Revit hayatımıza girdiğinde normal projelendirme sürecinde sıkıcı ve bizi yoran angarya şeylerden kurtardığı gibi yapay zeka da bu etüt, ön analiz, çalışma vesaire gibi konularda bizi rahatlatacak, bizi kurtaracak diye düşünüyorum. Makinelerin bizim yerimizde tüm her şeyi yapması, kriterleri belirlemesi, kullanıcının kaygılarını doğru anlayıp o kaygıları taşıması, tasarım yapması için daha çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün olacak. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Hadi gelin yorum kısmında tartışalım. Videoyu sevdiyseniz neden sevdiğinizi, sevmediyseniz de neden sevmediğinizi yorum kısmına yazın, orada konuşalım. Bu videoyu beğenin, böylece daha fazla insanın önüne düşmüş olacak. Bu da YouTube'un algoritması, yapay zekası. Bir video beğenince, beğeni oranı yüksek olunca daha fazla insanı sunmayı tercih eden bir algoritmaya sahip. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.